hatırlamadan önce neler konuştuk? İsterseniz onu bir konuşalım, hatırlatalım. Kısa bir tekrar. Ve tekrardan sonra tam olarak bıraktığımız yerden devam edelim. Kişilerde hatırlarsanız, hani karakterleri tanımaya başlamıştık. Bugünkü akışım şöyle olacak. Önce bugünkü akışımızı anlatalım. Kısa bir özetten sonra şu an başladığımız bu slide sunumunu tamamlayacağım. Ondan sonrakiler daha sözel ağırlıklı olanlar olacak. Kendi notlarım var. Kendi notlarım üzerinden yürümeyi düşünüyorum. Çünkü onlar slide ile pek anlatılmaya müsait değil. Slide'ın bir tekniği var benim bildiğim kadarıyla ve o teknikte belli bir kelime sayısı geçmemek lazım. Benimkiler oraya sığmayacak kadar. O yüzden benim diğer türlü anlatmaya başlamam ya da diğer türlü anlatmaya geçmem çok daha makul ve mantıklı. Şu aşağılara yazdığım kendime notlar, gerçi burada uzmanları var, iki tane karşımda oturuyor ama bunlara rağmen bir şeyler yapacağız. Evet, hemen şöyle kısaca Elias Canetti'nin neler yaptığını anlatmıştık. Ve işte Rusçuk'ta doğduğunu, ardından İngiltere'ye ailesiyle beraber gittiğini, orada okula başladığını 1911'de, sonra oradan Avusturya Viyana'ya okula devam ettiğini, 1913'ten sonra 16-17 arası İsviçre Zürih'e gittiğini, oradan Almanya Frankfurt'a gittiğini ve oradan Avusturya Viyana'ya gittiğini ve Avusturya Viyana'nın karşısında yapmış olduğu notların ya da yapmış olduğu çalışmaların körleşmenin ilk adımlarını attığını söylemiştik. Hatta Steinhoff Akıl Hastanesi ya da Mental Hastanesi burada. Evet. Burada savaş başlıyor. Viyana'ya giriyor Adolf Hitler ve 1938'de Fransa'ya, Paris'e kaçıyorlar. Fakat çok hala çok uzak olmadıklarını tehlikeden anlayarak daha uzağa kaçmaya karar veriyorlar. Kıta Avrupa'sına uzaklaşıp İngiltere'ye gidiyorlar. Adaya gidiyorlar. Ve ömrünün sonuna kadar, oranın vatandaşlığını alıyor. Ömrünün sonuna kadar çok çeşitli ülkelere gitmekle beraber genellikle ve çoğunlukla burada yaşadı. Sanırım can güvenliğiyle ilgili belki bir takıntısı. İsviçre'de daha önce edinmiş olduğu bir mülkü vardı. Hemen hemen hiç yaşamadığı. Ömrü tamamlandığında vasiyet üzerine James Joyce'un mezarının yanına defnedildi. Neler biliyordu? Şimdi buradan biz bir yerlere varacağız tabii ki. Yani bu anlatıların hepsini onun kitabında, onun eserinde. Yani roman demeye pek dilim varmıyor. Yani roman bu kitap için biraz hafif kalacak gibi geliyor bana. Ve bildiği dillere bakarsak, Ladino 15. yüzyıl İspanyolcası, Bulgarca, Almanca, İngilizce ve bir miktarda Fransızca bildiğini biliyoruz. Fakat bildiği bütün kitapların Almanca yazmış olmasına rağmen sizin de bildiğiniz gibi Viyana Almancası ile konuşuyor ve oranın Almancası, Alman Almancası değil. Bir deyim kullanıyorlar. Yani yüksek Almanca diye bir deyim vardır. O yüksek Almancaya yaklaşmıyor onu kullandıkları. Biraz hor görülüyor kullandığı dil bakımından. Sonra körleşmeye verilen isimleri söylemiştik. Neden böyle bir şey yapmıştık? Bir saniye geriye alıyorum. Buradan önce traditore demiştik İtalyanca. Burada bir çevirmenler genellikle ve çoğunlukla ihanet etmelidirler. İhanet eder. Çevirmen çevirir. İtalyanca bir sözdür bu. Bir anlamıyla böyle. Ve aynı anda diğer anlamıyla eş anlamlı sözcüğü çevirmen haindir ya da çevirmen yalan söyler gibi bir anlamı da var. Böyle bir isim var da kitabın ismi olarak hayır. Düşünülmüş. Bu bir deyim. Bunu ben şeyi anlatmak için, körleşmeye verilen isimleri, kitaba verilen isimleri anlatmaktaki ne diyeyim, farklılıkları ve bakış açılarındaki keskinliği göstermek için söylüyorum. Hatta ben başka bir isim bile önermiştim. Ha, şey yapar, bir saniye, hızlı ilerleyelim buradan. Evet, bir saniye. Geldik. Bilim atladık.
Kendisi ilk başta, bu arada kitapla ilgili başvurduğum kaynaklardan bir tanesi Sözcüklerin Bilinciydi. Kendisinin ele aldığı denemedir. Denemelerden oluşuyor bu kitabı. Piyasada ne yazık ki pek az bulunmuş. Pek de az tanınan bir kitaptır. Niye bilmiyorum ama burada ilk defa yaptığı bir takım çözümlemeler de var. Psikolojik çözümlemeler yapıyor mesela. Özellikle Adolf Hitler'le ilgili, Konfüçyüs'le ilgili çözümlemeler yapıyor. Onların isimleriyle denemeler yazıyor. Bu arada Kant'ın yanaşı olarak ilk kitabını doğrudan adlandırıyor. Ve orada kahramanı olarak seçtiği kişinin adı da Kant tabii doğal olarak. Sonra vazgeçiyor bundan bir sebeple. Kant'ın yerine başka bir isim veriyor. B harfini veriyor. Sonra bunu Brandt'a çeviriyor. Bunu ilerleyen şeylerde de göreceğiz, slaytlarda da. Bu da yangın kelimesinin tam eş anlamlısı Almanca'daki. Burada her verdiği isimle, her verdiği kullandığı simgeyle bize sadece anlattığını anlatmıyor, başka bir takım alt anlamları, başka bir takım anlam dünyalarına bizi gönderiyor. Buna eliptik yazma diyorlar. Yani eliptik yazım ya da eliptik anlatım sanatı diyorlar. Eliptik yazmada söylenilen şey metinler arası gönderme olabiliyor. Ya da kavramların alt anlamlarıyla, mesela renklerle, simgelerle anlatılan şeylerin aslında genel çerçeveye baktığımızda büyük bir resmi tamamladığını ya da o puzzle'ların parçalarını tamamladığını, başka bir, hiç ilk başta görünmeyen bir anlamı tamamladığını ve çıkarttığını görüyoruz, fark ediyoruz. Burada körleşmeye Türkiye'de iki tane kapak layık görülmüş. Sanırım alttaki daha şık, buradaki bir İspanyol ressamın çizimi. Hoş geldiniz. Evet. Sonra Die Blendung, Almanca orijinali. Blendung, kamaşma olarak tam olarak çevrilmeli. Hani ışıktan kamaşma tabii doğal olarak. Bu isim farklı illerde, çok farklı anlamlarda, çok farklı yerlerde kullanılmış. Bakın Almanca'da kullanılan kapaklar, aslında ne de diyorum ben buna? Bir omen est nomen benzetmesi vardı hatırlarsınız, o da bir atasözü. Latinlerin kullandığı isim kaderdir. Kitabın ismini belirleyen kader diye hatırlarsanız bahsetmiştik. Ve Canetti'nin bu kitabıyla neyin körleşmesini, neden bahsettiğini tam olarak anlayamamıştık. İngilizce'ye çevrilirken Ota da Fe, bu bir şey, ne diyelim, bu Fransızca'da da kullanılan, beynemlilen bir deyim. Cadıları ateşe atıp yakma cezasının tam karşılığı. Cadılar için kullanılıyor. İnancın benliği. Nasıl? İnancın benliği. Bu, o anlama mı geliyor? Yani bu bir deyim, benim bildiğim bu. Evet. İnancın benliği, güzel bir çeviriymiş. Babil Kulesi, Fransızca'da, İngilizce'de düzeltiyorum çevirilerden biri. Aynı şekilde Fransızca'da da tıpkı Amerikalıların çevirdiği gibi Babil Kulesi ismiyle çevriliyor. Bunun da bir bence anlamı var. Çünkü hani şu düşünürlerin genellikle eğilimli oldukları fil dişi kulede yaşama hayalleri veya tutkuları ya da Babil Kulesi gibi Tanrı'yla yarışma istekleri, kibirleri, herhalde insanoğlunun vazgeçemediği tutkularından biri. Bu durumda olan başka kitaplar var mı bildiğiniz? Bu bana çok ilginç geliyor yani, hani Die Blendung ve bunun bir çevirisi var, bu kendi uydurma bir söz değil. Değil. Ama Babil Kulesi diye ona isim veriyor olmak hainlik gibi bir şey yani. İşte bu yüzden diyorum, çevirmenler genellikle bunu yapmıyor. Hani kitap, mesela filmler Türkçe'ye çevrilirken kendilerini kaybediyorlar, ona alıştık. Hani yıllardır gerçekten hani işte Vertical Limit diye film yapıyorlar adamlar, Çılgın Dağcılar diye çeviriyorlar Türkçe'ye yani. Hani... Ama buradaki nedeni bilmiyorum, diğer kitaplarda rastlıyor muyuz böyle şeylere? Çok sık olmamakla beraber. Var. Var. Benim bildiğim kadarıyla var. Bu çeviri hatası olarak adlandırılamayacak bir şey bence. Tabii bu bir hata değil. Yani Ahmet Cemal kendi içinde tutarlı. Ahmet Cemal bu ismi neden seçtiğini kendince anlatıyor. Çok da makul bir akıl yürütme yapıyor.
Yani o kamaşmanın hangi kamaşma olduğunu. Türkçe ile alakalı. Evet, çok doğru. Benim önerdiğim isimse kamaşma tam olarak. Hı. Ben onu daha anlamlı buluyorum. Almanca orijinalinin daha anlamlı olduğunu biliyorum. Çünkü kendimce tabii ki bugün anlatacağımı söylediğim bazı argümanlarım var. Evet, bu Fransızca karşılığıydı. Çekçe'de Zastapeni tam böyle okunuyormuş. Google sağ olsun öğretti bize. Ve burada işte tam olarak ne olduğu belli olmayan ama bir melekle teması olan bir insandan bahsediyor. Bakın. Sanki şurada bakın ben yanlış mı görüyorum? Şu bir ayak mı yoksa bir bıçak mı? Aynen ayak. Çok emin değilim. Bir tür kurban söyledi. Bir kurban gibi geliyor bana. Hani şu meşhur bir çocuğun kurban etme eylemi var ya. Bütün o İslam'a yönelik bir şey değil. Birçok dinde var olan bir anlatı. O anlatının sanki bir dışa vurma, tasviri bir illüstrasyonu gibi görüldü bana. Japonca'da da sersemlik olarak çevrilmişti. Sersemleme, dizziness tam olarak İngilizcesi. Ama sersem baş dönmesi, kendini iyi hissetmeme, bulantı. Bulantı da olur aslında. Bulantı da olur ama evet, bulantı da olur. Evet. Mr. Bay Elias Canetti'yi tanıyalım. Gayet havalı kendisi. Saçları, tarzı. İlginç titizliği ve dikkatini şurada sizin dikkatinizi çekmiştim ilginç sıra dışı titizliğine. Hatta ilk bu sunumun en başında bulunan, en başındaki o benzetme, o çok aşırı düzenlilik bunun da bir şeye işaret ettiğini söylemiştim. Bu sadece evet çok yetenekli bir adam. Çok küçük yaşta çok güzel bir eser ortaya çıkartmış. Tamam buna diyecek hiç kimsenin bir şeyi yok ama sadece yetenekle bunu adlandırmak haksız olur. Müthiş bir çalışma var bunda. Acaba kaç kere gözden geçirmiştir? 10, 20, 30, 40 bilmiyorum. Ama çok fazla sayıda gözden geçirme olduğunu, çok fazla düzeltme olduğunu ben en azından bir de bu K harfini veriyor. Ben hikayenin o kısmını anlatmadım tabii. K harfini veriyor, sonra Kant'a çeviriyor, sonra B'ye çeviriyor, sonra Brandt diyor. Ondan sonra arkadaşının ısrarıyla K'ya çeviriyor, Kien'in K'si, sonra Kien'e çeviriyor. Böyle isimler durmadan değişiyor. Yani kitabın dinamik bir yapısının olduğunu ben anlıyorum. Kant'a da bir gönderme var o zaman. Kesin ve net var. Zaten buradaki bazı benzetmeler, buradaki bazı benzerlikler tesadüf olamayacak kadar çok. Nedir onlar diye baktığımızda işte buradaki kahramanımız diyeyim, anti kahraman aslında. Kahramanımızın bir aşırı titizlik ve düzenlilik huyu olduğunu. Kant'ın da yaşantısında saat tam 8'de bir kendisinin yaşadığı şehirde bir cadde var. O caddede yürüdüğü zaman insanlar saatlerini işte cep saatlerini çıkartıp kuruyorlarmış. Bu kadar aşırı titiz, aşırı düzenli bir adam. Yazmak için ayırdığı zaman belli, uyumak için ayırdığı zaman belli. Hepsi böyle bir hayatı müthiş bir düzenlilikle yaşamış bir adam. Hani burada anahtar kelimeler var. Bana hatırlatan burada. Yersiz yurtsuzlaşmayı ilk başta söylemeliyiz. Çünkü o kadar fazla yer değiştirmiş ve o kadar çok fazla bir yerden biri başka yere gitmiş ki artık bu kişinin içine nerede olduğu ile ilgili, tam nereye ait olduğu ile ilgili bir aidiyet hissi kaybolması mevzubahis. Gerçekliğin reddi ve katatoni, az sonra bahsedeceğiz onlardan. Deus ex machina, bundan da bahsedeceğim sizlere. Şiddetli duygulardan, postmoderniteden bahsederek ilerleyeceğiz. Kitabın kalbini herhalde burada zikretmeliyiz. Çünkü körleşme kelimesinin ya da kitabın tamamının neye hizmet ettiği ile ilgili bütün hepsini herhalde özetleyen tek bir paragraf denebilir. Burada gözün onun için hayatındaki ne kadar önemli olduğu, gözle sahip olunan bilginin onun hayatında ne kadar değerli ve önemli olduğunu, ardından bu duygusunu eğer yitirirse, bütün hayatını yitirmiş yitirmiş sayacağını kendisini ve kendisini tıpkı ünlü İskenderiyeli kitaplık yöneticisi gibi kendi kendisini ölüme mahkum edeceğini baştan söylüyor ve bir işaret veriyor. Gerçekten de çekinmeden bunu yapıyor sonra. Evet.
İçinde bulunan dönem, yazarın duygu düşünce iklimi. Burada alegoriler var, benzetmeler var ki onlardan bahsedeceğiz şimdi. Eleştirilen eleştiriler var. Bu eleştirileri nasıl yapıyor? Ve ben kendimce burada bir hakikat arayışı olduğunu, Kiye'nin kendisini bir hakikat arayışı yapan kişi olarak gerçek dünyadan soyutladığını söyleyebiliriz. Kiye çünkü gerçek dünyayla ilgilenmiyor. Gerçek dünya onun içinde bulunmak istediği, onu değiştirmek istediği, onun içinde kendisini mutlu ve rahat hissettiği bir yer değil. Bilakis içinde yaşadığı dünya, geçmişte olan dünya, metinler arası gönderme ve dışarıdaki dünya bir sürü yalan dolan, bir sürü aldatan, kandıran şeyle doluyken orada asla aldanmayacağını, orada hep daima mutlu olacağından bahsediyor. Bu söz Pascal'ın da hatırlarsanız üç tür kişiden bahsediyordu. Tanrı'yı bulup onu araştıranlar, Tanrı'yı bulamayıp zamanlarını onu aramaya harcayanlar ve Tanrı'yı bulmadan ve onu aramadan yaşayanlar. Birinciler hem kutsanmış hem de aklı başındadırlar. Sonuncular hem çılgın hem mutsuzdurlar. Ama Tanrı'yı bulamasa da onu aramaya devam edenler, yani onu bulma umudunu daima taşıyanlar diyelim, mutsuz ama daima aklı başındadırlar. Bu Tanrı'nın yerine hakikati koyabilirsiniz ya da bir aşkın bir gerçeklik olarak neyi koyarsanız tam olarak yerine yine aynı anlamı vardıracaktır. Kiye'nin için hangisi söz konusu? Kiye'nin hakikati bulduğunu düşünüyor. Kiye'nin hakikati bulduğunu düşündüğü için dış dünyayla ilgisiz. Aklı başında o yüzden değil. Ama daima. Kendi içinde mutlu ama. Daima. Evet. Bununla ilgili buna tekrar geri dönmeyi düşünüyorum ama bu bir tercih aslında. Bize nasıl anlatıyorlar mutluluğu? Şimdi felsefi mutluluk var ya da ne diyelim, entelektüel mutluluk var. Bir de gündelik hayattaki mutluluk var. Arasında çok derin bir yarık var ne yazık ki. Kiye bunu gösteriyor. Diyor ki bir tarafta mutluysanız diğer tarafta olamazsınız. Bir tarafın mutluluğu diğer tarafa sirayet etmez. Bir tarafın başarısı diğer tarafa ulaşmaz. Ne yazık ki böyle diyor. Hangi mutluluğu seçersiniz? Evet. Hangi mutluluğu seçmek istersiniz? Herkes o seçimi yapmış durumda zaten. çok aynı fikirde değil. Yani. Evet. Entelektüel mutlulukta Kiye'nin seçtiği mutlulukta. Kitap boyunca da hepsi var. Var. Onun dışındaki mutluluğu siz nasıl tanımlarsınız bize? Oo, çok zor. Çok zor. Onu Aristoteles güzel tanımlıyor aslında. Ben onun ne diyelim? Yol göstericilerine güveniyorum. Ve Platon'un aynı zamanda. Onlar için sonuca bakmak gerekir diyorum. Yani sonuca baktığınızda, ulaştığınız noktada, geriye dönüp baktığınızda eğer varmayı hayal ettiğiniz, varmayı düşlediğiniz, kendi varoluşunuzu gerçekleştirdiğiniz, tam kelime bu aslında, varoluşunuzu gerçekleştirdiğiniz yerdeyseniz, psikologlar bunu kendine gerçekleştirme diyorlar. O zaman mutlusunuz. O zaman göreceği bir şey yani kişiye göre değişiyor. Kişinin farkında bile değil. Kim değiştiriyor? Hani sanki ilk baktığında... Ama mutluluk zannettiğiniz tanım değil. Mutluluk sandığımız tanım değilmiş. Bu tanım değil. Yani mutluluk size anlatılan, size empoze edilen kitaplarda, filmlerde, televizyonda çoğu zaman bize empoze edilen hadi al bunu, satın al ve mutlu ol. İşte o ortak veya işte ona sahip ol ve mutlu ol. Sahip olmak mı? İhtiyacın karşılandığı an mı? Tehditin ortadan kalktığı an mı? Güvencede hissedildiği an mı? Sizin bahsettiğiniz şey aslında Maslow'un bu ihtiyaçlar hiyerarşisine tam karşılık geliyor. Yani bizim temel ve asli ihtiyacımız ne? Güvende olmak. Birinci, bu vazgeçilmez. Bu olmaksızın ne entelektüel faaliyet yaşamın oluyor? Yaşamın devamı için. Çok doğru. Platon bununla ilgili çok Aristoteles gibi çok güzel bir şey söylüyor. O da aynı fikirde. Diyor ki, düşünmek ya da entelektüel faaliyet ya da felsefe
herkesin yapacağı iş değil. Lüks. Çok doğru. Diyor ki, hali vakti yerinde olmak lazım. Ne kadar güzelsiniz ya. Ya düşünsenize, hem haliniz iyi olacak, yani bunu yapabilecek durumda olacaksınız. Ve aynı zamanda çalışmak vesaire, bir de o zamanın zorluklarını düşünün. Sürekli bir çalışma içerisinde. Yaşamınızı sürdürmek. Ortalama bir çalışma zaman... saatinden bahsetmiyorum. Tabii. İnsanların gün doğmadan başlayıp, gün battıktan belli bir saate kadar devam eden ölümcül bir çalışmadan. Yani bir hayatta kalmak adına. Sadece bu. Hayatta kalabilmek adına yaptıkları bir gayret var. Tam karşılığı survive. Bu kaliteli bir yaşam değil. Ya da kaliteli bir yaşamı garanti etmez. Orada aranacak mutlulukla buradaki söze edilen mutluluk farklı. Bizim ilk fark etmemiz gereken şey bizim neye karşı körleştiğimiz. Aslında buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Evet. Bir ilerleyen zamanda, bir ilerleyen slaytlarda belki bunun daha derinlemesi olacak ama biz eğer kendi varoluşumuzun amacını gerçekleştirmiyorsak gerçekten mutlu olamıyoruz. Ne demek bu? Kendinden örnek vereyim. Ben eğer hayatımı idame ettirmek için çalışmam gerekiyorsa çalışıyorum. Fakat öte yandan bunun dışında kalan zamanımı gerçekten mutlu olduğum etkinliğe ayırıyorum. İşte mutlu. Yaşamınızı sürdürmek için çalışmaya sahip olmak ya da o çok orada var olabilmek, bir şey yapabilmek de başka çok bir not olur. Çünkü o sizi özgür kılıyor ömür çok durumda. Doğru. Çok doğru. Aynen. Olmazsa bunu yapabilmek için size yeterli hem zamanı hem nakdi sağlıyor. Hali ve vakti yerinde olmayı sizin aslında başlangıcını yaptığınız ya da girişimde bulunduğunuz ya da hayattayken yaptığınız bir etkinlik sağlıyor size. Kiyen tembel bir adam. Lütfen dikkat edin. Kiyen ne iş yapar? Yok, üşengeç bir adam aslında. Ne iş yapar? Lütfen bir düşünür müsünüz? Ne iş yapar? Bir etkinlik yapar mı? Düşündüğünü söyler. Kendi zihninde metinler arası göndermeler yaparak bir takım makaleler yazar ama onu hani yazacak kadar bile gerçekten düşünmesi gerektiğinde dış dünyadan herhangi bir uyarıyla o zaman da panikler, o zaman da düşünemiyor, noktalara geliyor. Bu şöyle, aslında biraz iki tür düşünmeyi birbirinden ayırmak gerektiğini burada hissediyorum. Bize pek öğretilmeyen, pek anlatılmayan bir şey bu. Burada da aslında bunun tüyosunu vermeliyiz. Nedir o? Teoriya ve praksis. Biz şu an hepimiz pratik dünyada yaşıyoruz. Sinan Hanım çok güzel söyledi. Biz tercihimizi yaptık. Buradayız. Bu dünyadayız yani. Pratik dünyadayız. Praksisin gereği tam da söylediğiniz gibi gerekeni yapmak, işte hayatını idame ettirmek, soyunu sürdürmek, korunmak ama biraz daha iyi korunmak ve bunun ötesine geçmeyen bir etkinlik. Ama teoriya böyle bir etkinlik değil. Teori biraz daha derinliği olan bir etkinlik. Çünkü şeye bakın, profesör adını oraya koymuşlar ama aslında doktor. Doktor Kien'e bakın. Doktor Kien kendinden ibaret bir dünyada dışarıdakilerin hadi gel bize ders ver, hadi gel bize şu makaleyi yaz, şunu yap dediklerinde hayır diye reddeden kendi iç dünyasında kalmayı tercih eden bir adam. Üretmiyor. Hiçbir şey üretmiyor. Hayat ona sürekli bir şeyler veriyor. Ne verdi? Kitaplar verdi. İşte yüklü bir kalan mirasla beraber çok ciddi bir parası var. 25 bin kitaptan oluşan bir kitaplığı var. Devasa bir kitaplık. Ömrü boyunca okusa belki ömrü vefa etmeyecek hepsini tamamlamaya ama yine de o kadar kitabı var. Niye var 25 bin tane kitap? Bakın şöyle bir şey diyorum Nazmi. İstifçilikten birazdan bahsedeceğim. Karşılığında para aldığı takdirde işinin verdiği zevki yitirecekti. Bu bence çok güzeldi ya. Yani beni mesela çok etkilemişti. Çok soylu bir yalan. Siz de mutluluğu biraz önce öyle tanımladınız. Yaptığım bir işim var. İşinin dışında keyif aldığım anda mutluyum. Evet yani para kazanmak için yaptığınız işlerde mutlu olamamanız
belki budur yani. Hani çok az kişi herhalde severek yaptığı bir işten para kazanıyor. Yani genel olarak baktığımızda. Çok nadir, doğru. Ben onu şeye benzetiyorum. Benzetmemi mazur görün. Bazı insanlar ilk aşkıyla evlenme şansına ve lüksüne sahiptir. Bazı insanlar. Evet, çok ama genellikle ve çoğunlukla o bir şans ve lüks olmadığını bakın ama çoğunlukla ve genellikle mantık evliliği yaparız. Evet, duygularımız bizi diğerlere götürür, bir şeyler yapar. Ama mantığımızın seçtiği, duygularımızın veya duygularımıza eşlik eden ilk aşkımız olmayan birileriyle evlenmemiz gerekebiliyor. Bu da buna benziyor. İş hayatı böyle. Yani sizin seçtiğiniz şey sizi seçmeyebiliyor. Bu böyle. Yani kiyenin? Burada kiyen aslında seçilmiş kişi ise gerçekten o sinolog olarak yapması gereken, yani dünyaya geliş nedenini gerçekleştiriyorsa neden bunu yapmıyor? Neden bunu yapmıyor? Neden ortaya bir şey çıkartmıyor? Bu şeye benziyor. Borges'in Yolları Çatallanan Bahçede bir anlattığı muhteşem bir hikaye var. Ona benziyor. Bir adam var. Çok basitçe adam idam mahkum. Alıyorlar, koluna giriyorlar. İdam mangasının önüne bırakıyorlar. Gözlerini bağlıyorlar. Son bir dileği var. Başlamış olduğu kitabını bitirmek. Son bir dileği. Ama yeryüzünde yazılmış en iyi kitap olacak bu. Ve o an mermiler duruyor ateşlendikten hemen sonra. Ve ona herkes dünya dururken, evren dururken onun zihni çalışmaya başlıyor. Çalışmaya devam ediyor. Öylesine bir hikaye, öylesine bir kitap, öylesine bir roman yazıyor ki yeryüzünde bugüne kadar yazılmış en iyi kitap. Bütün kontrollerini yapıp son noktayı koyduğunda mermiler onu diyor. Yani merminin çıkıp kendini buluncaya kadar geçen süre içinde. Evet. Zaman esniyor. Zaman duruyor. Tanrı ona öyle bir iyilik yapıyor. Şimdi soruyorum. Bu kitap yazılmış mıdır? Akıl oyunu değil bu. Bize Borges'in hatırlattığı bir şey bu. Eğer mutluysa İnsan üretir. Üretmekten geri durmaz. Eğer bir şeyi seviyorsanız, severek yapıyorsanız, mutlaka taşarsınız. Platonos'un deyişiyle südür edersiniz. Yani dolup taşmak. Çok güzel. Tam tarifi bu. Bir şeyin dolup sonra ardından taşması gibi bir şey. Ama kendi içine çok tutarlı. Çok tabii ki tutarlı. Yani şey diyor mesela. %100 tutarlı. Bilim tarafından eş anlamlı kavramlar onun için. %100 tutarlı. Günlük yaşam yalanlardan kurulu yüzeysel bir düzendi. Tabii. Yanından geçenlerin her biri yalnızca birer yalancıydı. Doğru. Yani hani bu düzenden kendini korumak için böyle bir yol çizmiş ve mutlu. Kendi içine tutarlı. Dolayısıyla mutsuz olduğunu söyleyebilir miyiz? Üretmiyor evet ama. Ben mutsuz değil mi? Onun mutluluğu hakiki bir mutluluk değil. Oradan hakikat nedir hesapmıştık zaten. Oraya girmiştik zaten. Sinemanın da demişti. Demişti ki öyle de denebilir, böyle de denebilir. Bu da denebilir, bu da böyledir. Bu. Ben de diyorum ki kendisinin vardığı nokta geçen defa bahsetmediğim solipsizmdir. Berkeley'in esse est percipi'den yola çıktı. Ve o aydınlanmanın adımlarından biri olan ve insanlığın içerisine düştüğü büyük bir gediktir. Tam tarifiyle. Tek bencilik. Eğer sadece duygular varsa, sadece duygular, duyular varsa düzeltiyorum, duyular varsa, duyu verilerimiz varsa, Heraklitos çok yıllar önce, uzun yıllar önce söyleyeceğini söylemiş. Eğer diyor bir hakikat varsa bile, biz bunu olsaydı bile anlatamazdık. Anlatsaydık bile anlaşılmazdı. Müthiş bir söz bu. Çünkü o kadar birbirinden farklıyız ki aynı rengi görmüyoruz biz. Renkleri biz öğreniyoruz. Anlatanın ölçüleri ve anlamaya çalışanın evet. Ölçüleri farklı. Evet. Algısı biz farklı, yaşadığı duyu verileriyle kurulu Hobbes'un sözüyle çok güzel bir şey söylüyor. Bizim gerçekliğimiz sözcüklerle kurulmuştur diyor. Müthiş bir söz Hobbes'un sözü ve aydınlanmayı çok iyi tanımlayan bir söz. Sözcüklerle kurulu sadece. Başka bir şey yok bizde.
Yani bir duyu verisini doğrulayacak veya yanlışlayacak başka bir şey yok. Bunu bir sonraki aşamaya götürüyor Berkeley, Berkeley'in sözü. Diyor ki biz aslında işte benzetme yapıyorum ben. Bir bilim adı, bilim insanının masasının üzerindeki kavanozda duran beyin olabiliriz. Üzerine bağlı olan elektrotlarla şu anda bu duygu, bu hayatı yaşadığını hayal eden, kurgulayan, bu anılar bize aktarılabilir. Kanıtlandı ama aktarılmak mümkün. Bu düşünceleri var olduğunu zannedip, dış dünyanın var olduğunu zannedip, aslında böyle bir dış dünyanın gerçekliğini kanıtlayamamak gibi bir zorluğumuz var. Hemen geri dönüyorum. Çok daha eskide olan Kant'a. Diyor ki, felsefenin rezaleti gerçekliği kanıtlayamamasıdır. Bunu bilim de yapmaz. Bilim ilgilenmez gerçeklikle. Şimdi sizin önündeki sefer söylediği gibi, gerçek ne? Tabii. Kime göre? Kime göre? Neye göre? Nasıl? Değil mi? Hops, gene geri döndük. Aslında var olduğu şey, Özlem Hanım, burada solipsizm, tek bencilik, içine düştüğü ama çıkması mümkün olmayan çukur ya da gedik o. Ve o gedik aydınlanma tarafından kazıldı. Tatlı tatlı, hiç fark ettirilmeden, bizi güzel soylu yalanlarla kandırarak. Nasıl? Biz size doğru bilgiyi vaat ediyoruz dediler. Sizi o kandırmacalardan kurtaracağız dediler. Nedir o? Bizi daha çok otonomimize kavuşturacaklarından. Bir, ne diyelim ona? Kendi özgürlük alanımızı tesis edeceğimizden. Bunu yapabilmek için bazı şeyleri dışarıda bırakmak gerekiyor. Aydınlanmanın bize sağladığı ya da aydınlanmanın bize vaat ettiği şey mutluluk değil. Bilimin vaat ettiği şey hiç değil. Mutluluğu vaat eden sadece dinler. Yanılıyorsam söyleyeyim. Değil mi? Peki, Doktor Kien neden kafasız bir dünyada dünyasız bir kafa olarak yaşamak zorunda? Zorunda değil. Zorunda değil. Ama yaşıyor. Sonra bu zorunluluğu ya da bu zorluğu fark ettiğinde, keşfettiğinde yaptığı şey ne? Tıpkı bizim çok acı bir haber, çok istemediğimiz bir şey duyduğumuzda yaptığımız şeyler gibi. Önce reddediyor. Değil mi? Önce reddediyor. Sonra bu reddini ya da inkarını başka bir şeye çeviriyor. Onu yokmuş gibi varsaymaya başlıyor. Lütfen dikkat edin. Yokmuş gibi varsaymaya başlıyor. Tıpkı Tereze'nin ona şiddet uygulamaya başladığında her şeyi kendini kapatıp katatonik diyorlar ona psikologlar. Katatonik şizofreninin aşaması o. Yani o aşamada artık kendi içine kapanıyor, kaslara kilitleniyor, dış dünyaya kapanıyor bilinç ve kendi içindeki dünyada yaşamaya başlıyor, kendi gerçekleriyle yaşamaya başlıyor. Ozan hocam geldi diyor. Ben eğer kitabın kapağını tasarlasaydım herhalde olurdu diye düşünüyorum. Ki videolarda, videoları sundum bu arada 4 video olarak. Evet. Orada kapak olarak da bunu seçtim. Burada kitaplardan oluşan bir dehliz, kitaplardan oluşan bir kitapların duvarlarını oluşturduğu bir labirentten bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun yerine teknoloji aldı. Evet. Bunun yerine neler aldı neler? Neler aldı neler? Postmodernitenin ötesi. Bakalım. Evet, kitaplar ve kitaplar. Bir defa kitaplardan uzaklaşarak başladık. Çıkıyoruz. Tereze. Karakteriniz size tanımlıyorum. Çok özet. Sadece karakteristikleri. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bize sunulan model şu. Hocam böyle gelebilirsin. Burada boş yerler var. Çok güzel bir şey olacak. Zor olacak bundan görmek. Cahil, açgözlü, kaba, sabit fikirli ve tutkuları çok yüksek bir karakter. Fischer aslında asıl ismi.
Ahmet Cemal'e göre L2 ile cik anlamına gelen küçümseyici bir ekif o. Bu anlama getirilmiş birisi. Bedensel çirkinliğini zekasıyla kapatmaya çalışan, çirkinliğinin intikamını bütün dünyadan zekasıyla almaya çalışan, kazanma tutkunu, paragöz. Buradaki bütün karakterler, bir kişi hariç hepsi paragöz. Kien hariç. Hepsinin ortak bir özelliği bu. Pufaf, Benedict. Şu isim hiç tesadüf değil. Benedikten rahibim diye bir şey biliyoruz mesela. Yani o bir şey. Ne diyelim? Hristiyanlığın içerisindeki küçük tarikat gibi, evet, küçük bölümlerden birisi. O inanışların farklılaştığı yerlerden birisi. Ama şey diyemeyiz. Hani Katolik gibi, Ortodoks gibi yani, kesin ayrımları olan bir şey değil. Bu onun içerisindeki küçük sadece ne diyelim? Fraksiyonlar. Tam doğru tabir bu olduğu. Burada buraya bir gönderme yapılmış. Kaba kuvvete yönelik bir hayatı olan, takıntılı, şehvet ve şiddet düşkünü ve aynı zamanda para düşkünü bir adam. Bir tane düzgün bir adam bulamadım ben burada. Yok yani, bulamadım. Kien, kibirli, saplantılı, Georg Kien, kardeşi Peter Kien'in, bir eski jinekolog, sonradan bir alengirli bir takım işlerle birisiyle evleniyor ve evlendiği kişi sayesinde zenginliğe kavuşuyor, paraya kavuşuyor. Kibirli, saplantılı, çıkarcı, yine bu da para pul düşkünü. İşte buyum. Akıl hastalıkları törenine, geçit törenine hoş geldiniz. Neler var? Sıraladım. Benim gözümden kaçmış olanlar da vardır mutlaka. İstifçilik var. Şiddetle istifçiliği görüyoruz en başta. Neden var? Dediğim gibi o 25 bin kitap makul ve mantıklı bir şekilde açıklanamaz. O 25 bin kitap bir hayatta okunabilecek kitap değil. Bir de onları şöyle düşünün lütfen. İçlerinde bazıları el yazması şeklinde. Hemen hemen bulunması neredeyse imkansız gibi kitaplar. Kendisine saklı. Onun içerisinde biraz da ne var? Bencillik. Çok şiddetli bir bencillik. O çok şiddetli bencillikte ya da takıntılılıkta, obsesif kompulsif davranışın bir uzantısıdır o. Yani ne diyelim, birkaç tane tarzından birisidir görünüşe çıktığı. Murat Bey, pardon. Modernite zaten bizi istifçiliğe şey yapan değil mi? Kesinlikle. Yani İhtiyacımız olmayan her şeyi satın almaya yöneltiyor bizi. Bir gün lazım olur diyor size. Aman diyor, bir şeyinizi atmayın. Hatta son zamanlarda çok meşhur şeyler var. Şu çocuklara falan yapıyorlar. Hoşa gidiyor değil mi dışarıdan baktığınız zaman? Yani ne o çocuklar? Şu an hatırlayamadım. İşte, Papermash. Evet. Böyle hani tam terimini hatırlayamadım. İşte böyle atık malzemelerden oyuncaklar yapıyorlar. Sürpriz kutusu. Hatırladım, TRT'de var. Sürpriz kutusu. Böyle bir şey. Hayır, şimdi bir bakın beni anlayacaksınız. Orada çocukları küçük şeylerle, el işçiliğiyle bir şeyler yapmaya yöneltiyorlar. Güzel. Çok başarılı. Peki biz o kadar çünkü üretmesek nasıl olur? Bu daha iyi bir çözüm değil mi? Olmaz mı? Olmaz. Kimse sormuyor. Tüketim olmaz. Hiç kimse sormuyor. O zaman ne olur biliyor musun? Sistem olmaz o zaman. Sistem çöker. Sistem sona erer. O son noktadır çünkü. Ama hiçbir çocuğa bunu sordurtmazlar. Biz çöplerden yine oyuncak yapmaya ve mutlu olmaya, onlarla böyle kendi çapımızda mutlu olmaya, el işçiliği yapmaya devam edelim. Narsizm var. Çok şiddetli ve güçlü bir şekilde. Narsistik yapı hemen hemen bütün karakterlerde var, biliyor musunuz? Evet. Kendini aşırı beğenen, kendisiyle aşırı tutku bir şekilde bağlı, dış dünyadaki her şeyi reddeden bir özelliğe sahip. Sosyal fobisi olanlar var. Kim o? Hem kapıcı, hem doktor Kien. İkisi de sosyal fobi. İkisi de sosyal fobileri var. Paranoid var. Aşırı şüphecilik. Her şeyden şüphelenme. Kien'de de var. Diğerlerinde de var. Anksiyete, ne olduğunu bilemedikleri bir
rahatsızlık, bir endişe hali, tam karşılığı herhalde bu olur, endişe hali, hiç geçmeyen bir endişe. Ama o öyle bir endişe ki kaynağını bulamadığınız için sizi durmadan bir arayışa sürükleyen bir şey. Mutsuzluğa sürükleyen bir şey. Evet, bipolarlık var, manik depresif. Bir çok mutlu, harika. Bir de yerle bir derbeder. Hangisi gerçek kişi orada? Bilemiyorsunuz. Evet. Ve şizofreni. İşte en bence buradaki bizim